kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir şeker tarifiyle geldim aslında bayram şekeri yapımı e, bayramdan önceye yetiştirmeye çalıştım ama olmadı e, mutlaka evinizde bulunsun çayın kahvenin yanına misafirlerinizi ikram edersiniz çok güzel böyle e, ağızda eriyen çiğnedikçe de keyif veren bir karamel şekeri yapacağız bunun için 2 su bardağı klasik su bardağıyla 2 su bardağı toz şekeri tavamıza alalım. Biraz detaylı göstereceğim çünkü krema e, par, karamel pardon karamel yapmak biraz detay gerektiriyor arkadaşlar dikkatli bir şekilde e, yapmak gerekiyor şekeri yakmadan. Şimdi altı bu şekilde erimeye başlayınca ben karıştırıyorum karıştırmadan yapanlar da var ama ben güvenemiyorum e, altında şeker yanıp acılık verebilir diye karıştırarak bütün şekerin tamamen erimesini sağlıyorum. Sürekli karıştırıyorum. Alt kısım eridikçe üst kısımla birlikte sürekli karıştırıyorum. Tabi e, karıştırmadan yapmayı başaranlar varsa karıştırmadan da eritebilirler şekeri. Çok harlı ateş değil arkadaşlar. Çok yüksek ateşte yapmıyoruz bunu. Orta dereceli biraz kısa yakın bir ateşte Eriteceğiz şekeri. Dediğim gibi şekeri yakmamak, acılık vermemesi çok önemli. Şekeri az bir tık yakarsak karamelimiz acı olur. Zaten tamamen sıvı hale dönmeye başladı. İçerisinde topak kalmasın diye kaşıkla şöyle e, sürekli topakları karıştırın, ezmeye çalışın arkadaşlar. Kaşığın tersiyle bu şekilde. Topaklaşmış şeker içerisinde hiç kalmamalı. Kalırsa ağıza gelir böyle çıtır çıtır olur. Ee, Karamelinin sertleşip şekerlenebilir. O yüzden tamamen bakın böyle akışkan bir kıvam alana kadar, içerisinde hiç topak şeker kalmayana kadar hızlı bir şekilde karıştırarak tüm şekeri eritiyoruz. Ee, bu renkten bir tık daha koyu olursa acı olur arkadaşlar, yanmış olur şeker. O yüzden tam bu rengi aldığınızda ve de şekerin içerisinde tamamen emin ol, eridiğine emin olduğunuzda şöyle 50 gram tereyağı veya margarin ekleyin Hangisini kullanmayı tercih ediyorsanız Hızlı bir şekilde karıştırarak içerisinde tamamen erimesini sağlayın Yağımız içerisinde tamamen eridikten sonra Kremasını ilave edeceğiz. Bir paket 200 mililitrelik kre, e, krema kullanacağız. Çiğ krema. Toplamda bir su bardağı kadar ediyor. Eğer ölçmek isterseniz şöyle paketin içerisinde kalmayana kadar e, böyle canını çıkarana kadar paketi iyice bir boş e, şey yapıyorum. Yani böyle biraz. İyice içerisinde bittiğinden emin olduktan sonra çöpe atıyorum. Ee, hızlı bir şekilde yine karıştıralım. Krema içerisinde dağılırken şekerimiz biraz böyle topaklaşabilir, sertleşebilir. Hiç sorun değil. Karıştırıcık karıştırdıkça yavaş yavaş tekrar geri eriyip kendi haline dönecektir. O yüzden karıştırmaktan hiç vazgeçmeden. Kaynatmaya devam ediyoruz. Ocağımızın altı çok harlı olmasın, çok kısık da olmasın, orta dereceli bir e, ocakta yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi e, tamamen içerisindeki şekeri erittikten sonra tekrar sıvı hale geldikten sonra karamel 5 e, ya da 6 dakika kaynatacağız arkadaşlar. Ben 6 dakika kaynattım. Böyle Şimdi gelecek kıvamını da göstereceğim. Böyle karıştırmaya devam ediyorum. Bakın göz göz olmaya başladı. İçerisindeki fazla suyunu atıyor böylelikle. Şimdi istediğim kıvamı da burada göstereceğim. Evet. Bakın daha köpük. Daha böyle muz kıvamına geldi, ee, böyle daha koyulaşmaya başladı. Tavadan çektiğimde gördüğünüz gibi un helvası gibi, irmik helvası gibi böyle tabanın tabanı, e, tavanın tabanı ayrılıyor. Hemen o şekilde olduk 6 dakika tamamen kaynattıktan sonra şöyle yağlı kağıt serdim tepsinin içerisine karameli döküyorum. Kendiliğinden. Tabi yanmaz yapışmaz tava kullanınca biraz işiniz daha kolay oluyor. Çelik tavalarda da yapabilirsiniz. Sorun değil ama dediğim gibi iyice karıştırın. Hiç başından ayrılmayın. Şekerin yanmasını mutlaka önleyin. Zaten karamel yapıyorsanız bu tarifi de yaparsınız. 10 dakika dışarıda beklettim daha sonra 5-10 dakika kadar da buzdolabında beklettim buzdolabında bekletince biraz daha sertleşti oda ısısındayken bir tık daha yumuşaktı sanki şimdi şöyle açıyorum ve dilimlemeye çalışıyorum biraz zor dilimlenecek arkadaşlar buna hazırlıklı olun çünkü şeker bayağı bir böyle bayramda paketini açıp çiğnediğiniz sert şekerlere benziyor. Hani böyle isim vermek istemiyorum ama portakallısı oluyor, limonlusu oluyor. O çiğnenin, çiğnenilebilen o tür şekerlere benziyor tadı. Şimdi dilimledim. Dilimledikten sonra böyle şeritleri ayırıyorum. Şeritleri de ince ince kesiyorum. İsterseniz daha büyük de kesebilirsiniz. Kare kare de kesebilirsiniz. Ben bu şekilde kesmeyi tercih ettim sakız gibi kıvamı var. Biraz bıçağa yapışabiliyor. Ama sorun değil. Şöyle kenar kısımlarını elinizle bastırdıktan sonra ikramlığınız hazır. Güzel. İsterseniz pudra şekerine ya da nişastaya bulayabilirsiniz birbirine yapışmasını engellemek için. Daha kolay kesiliyor evet artık. Bekledikçe daha da kolaylaşıyor işiniz. Tüm hepsini ben keseceğim tabii ki göstermeyeceğim. Evet bu verdiğim ölçülerden toplamda bu kadar şeker çıktı. Şimdi kıvamını göstereceğim. Bakın, elastik, çiğnenilebilir bir yapıya sahip. Ee, biraz dişlerinizi zorlayabilir arkadaşlar. Eğer dişlerinizde dolgu varsa temkinli olmanızı tavsiye ederim. Çiğnemeden ağzınızla e, eriterek yemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bayağı bir yapışkan kıvamda, sakız kıvamında dediğim gibi. Saklarken de şöyle yağlı kağıda sarıp şeker e, kabınıza koyarsanız böyle kahve yanı ikramlarınız da hazır olmuş olur. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Buzdolabında hiçbir şey olmaz, uzun süre bozulmaz, erimez, nem almaz. Gayet uzun süre dayanabilen bir şeker arkadaşlar. Eğer deneyecek olan varsa şimdiden afiyet olsun diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.